10. sorunun çözümüne geldik. Filmimiz Cause, burada sebep olmak. Air pollution from industry and traffic, yani trafik ve endüstriden kaynaklanan hava kirliliği, serious health problems, ciddi sağlık problemlerine yol açıyor. In towns and cities, şehirlerde, as well as'nın yanı sıra demek arkadaşlar, long term damage to the environment, yani çevreye de uzun vadede zarar veriyor. Evet, gayet present bir cümle. Bence past bir anlam işaretlemeye gerek yok burada. Bu yüzden Bursa'daki şu tavır püçten arkadaşlar şöyle elemelerimizi yapalım. Sebep olmalıydı ama olmadı anlamına gelen şu tavır püç past olduğu için. Aynı çeviriyi denizdeki outer vörpüç verdiği için iki yapı zaten aynıydı, birbirini de götürebilirler. Ve E seçeneğindeki was supposed to cause, sebep olması lazımdı ama olmadı çevirisini veriyor. Past olan E'yi de bu şekilde atabiliriz. A ve E'de kaldık arkadaşlar. A seçeneğindeki çekimlememiz has got to cause, yani sebep olmak zorunda. C'nin çevirisi ise sebep ola bilir. Ve cümleye baktığımızda burada bir zorunluluk söz konusu değil arkadaşlar. Çeviri şu: endüstri ve trafikten kaynaklı hava kirliliği ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. İşte bu çeviriyi veren can cause yapısı, size anlatmış olduğum kuramsal ve bilimsel olasılık mantığında arkadaşlar. Can cause yerine burada could cause yapısı da olabilirdi. Sebep olabilir çevirisini yapıyorsunuz. Bir zorunluluk olmadığı için doğru yanıtınız C seçeneğidir diyebilirim. Bir de burada ezberez yapısını da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Nın yanı sıra ek olarak, bir şeye ek olarak anlamına gelen bir yapıdır. Ezberezin yerine in addition to yapısı kullanabilirdi. Besides yapısı kullanabilirdi. Ya da arkadaşlar apart from yapısını da, prepositionlardır bunların hepsi, bu dört yapıyı da kullanabilirdik. Evet, sebep olabilir çevirisiyle 10. soruda doğru yanıtımız C seçeneği arkadaşlar. 11. soruya geldik arkadaşlar. Fiilimiz match eşleşmek anlamında aslında. İkinci fiilimiz de be. For the abundance and diversity, abundance çok olma, bolluk, bereketli olma demek. Diversity çeşitlilik demek. Bunlar bol karşınıza çıkacak kelimeler. Çok ve işte çeşitli olmaları sebebiyle no animals, hiçbir hayvan, the insects. Hiçbir hayvan ve böceklerin eşleşmesinden, kıyaslanmasından, karşılaştırılmasından bahsediyor. Arkadaşlar genel bir ifade şeklinde yorumluyorum soruyu. Past bir anlam yok diye yorumluyorum. Bu nedenle past olan seçenekleri bir ilk tarafta görsek. A'daki would rather tercih ederim. B'deki have had to zorunda kaldım. Have ile olduğu için present. C'deki used to geçmişe gidiyor. Burayı eliyoruz. D seçenekteki could have verb yine geçmişe gidiyor. Burayı da eliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi geriye kalan yapılarda çevirilere bakacak olursak. Hiçbir hayvan böceklerle kıyaslanmayı tercih etmez. Would rather match. No burada cümleye olumsuz anlam kattığı için negatif çeviri yapıyorum. Hiçbir hayvan böceklerle kıyaslanmayı tercih etmez. Kötü bir çeviri arkadaşlar. Bursa hiçbir hayvan böceklerle kıyaslanmayı tercih etmek zorunda kalmadı tarzı bir have had to, zorunda kalmak. Ve no animals can match the insects ifadesi ise daha genel bir cümle. Bakınız, hiçbir hayvan böceklerle kıyaslanamaz şeklinde bir çeviri. Hiçbir hayvan böceklerle eşleştirilemez çevirisini E veriyor bize aslında. İkinci boşluğu da analiz edecek olursak E seçeneğinde there may be a million species across the world, yani tüm dünyada 1 milyon tür olabilir. Bu da bir olasılık cümlesidir arkadaşlar. Yani sonuçta net bir olay söz konusu değil. Tüm dünyada 1 milyon tür olabilir. İkinci tarafta maybe yerine might be ya da could be genel olasılık yapıları arkadaşlar test ediliyor. 3 yapıda olabilirdi. Bu yüzden ikinci boşluktan da aslında sadece E seçeneğinde kalınabiliyor soruda, onu söyleyeyim size. İlk tarafta ise past yapıları eledikten sonra kalan present yapılar arasında bir çeviri yaparak doğruya gittik arkadaşlar. Bu anlamda E seçeneğinde kaldık. Abundance bolluk, çok olma anlamındaki kelimeydi arkadaşlar. Diversity kelimesini de yazayım. O da çeşitlilik demek. Bunlar da bu sorunun önemli kelimeleri. Evet, 11. soruya E seçeneği diyoruz. Ve soru 12 analizine gelelim. Kısa bir soru kökümüz var. Fiilimiz not be. Fiillerin not ile çekimlenip çekimlenmediğine dikkat ediniz arkadaşlar. It not be our dog.
Which barked, havlamak demek. Continuously all night, yani tüm gece sürekli olarak havlayan bizim köpek değil tarzı bir cümleye gideceğiz. Çünkü because it was sleeping inside with us. İşte bu because'u cümlede arkadaşlar bizim kanıt cümlemiz. Yani çünkü bütün gece bizimle içeride uyuyordu. O zaman dün gece dışarıda havlayan bizim köpek olamaz. Ya da bizim köpek işte dışarıda dün gece havlamış olamaz. Çünkü bizimle uyuyordu arkadaşlar. Burada bir çıkarım söz konusu ve mış olamaz çevirisini bize veren yapılarımız neydi diye hatırlayacak olursak can't have verb3 yapısıydı arkadaşlar. Eğer can't have verb3 yapısını bulamazsanız yedek yapısı olan couldn't have verb3 yapısına da gidebilirsiniz demiştik. Ve cümlede bir çıkarım var. Burada because'lu kısım gerçekten çok önemli. O çünkü bizim kanıt cümlemiz. Çünkü içeride bizimle uyuyordu. O yüzden dışarıda havlamış olamaz çıkarımında A seçeneğindeki can't have verb3'ün doğru yanıt olmasının sebebi arkadaşlar bir negatif çıkarım yapmamız cümlede. Diğer seçenekler zaten yine bakın dün geceyle ilişki kurabileceğimiz bir seçenekler değil. Present olarak çekimlenmiş. O şekilde de yaklaşabilirdiniz soruya ama çıkarımı hatırlatmak adına can't have verb3 için güzel bir soru oldu. 12. soruya bu nedenlerle A diyoruz.